Değerli Beşiktaşlılar, cumartesi pazarındayız. Vatandaşlarımızla, halkımızla sohbetlerimiz, röportajlarımız devam ediyor. Şu anda bir hanımefendiyle beraberiz. Hanımefendi, siz merhabalar, de... merhabalar. Ben merhaba. Emine İrevül. Ben emekliyim. Buyurun. Evet. Nasıl pazarda durumlar? Alışveriş yapıyorsun? İşte her zamanki gibi. Yani bakıyoruz işte. Hangi mahallemizde oturuyorsunuz? Ben Ortaköy Mecidiye Mahallesi'nde Mecidiye oturuyorum. Evet. Nasıl, memnun musunuz hayatınızdan, Beşiktaş'ta yaşamaktan? Beşiktaş'tan memnunuz. Burada doğduk, burada büyüdük. Memnun olmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Peki, emekliyim dediniz. Evet. Emine Hanım, son günlerde Beşiktaş'ta çok yükselen bir tartışma söz konusu. Beşiktaş'ta evet. Değil, İstanbul gündeminde, ulusal evet. Basının gündeminde evet, bir duyduk. Tartışma söz konusu. Evet. Beşiktaş'ta emlak, rayiç bedelleri ve vergiler evet. Son derece fahiş rakamlarla yükseldi. Evet. %400'ler, evet. 500'ler, evet. 1427'ye varan oranlar evet. Var. Ne evet. Diyeceksiniz? Evet, ben buna şöyle söyleyeceğim. 1400'e varan rakamlar dünyanın hiçbir yerinde yok. Biz normal halkız. Normal bir kazancımız var. Ya emekliyiz ya çalışıyoruz. Gencimiz çalışıyor. Biz emekliyiz. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu kadar yüksek vergi. Yani... Neredeyse nefes almamıza bile vergi ödeyeceğiz kardeşim. Böyle bir şey var mı? Peki. Dünyanın neresinde var bu kadar vergiyle yaşayan? Peki bununla ilgili ne yapıyorsunuz vatandaş olarak? Ödeyebilecek misiniz? Vallahi ödeyemeyeceğiz. Yani itiraz etmemiz lazım. İtiraz edeceğiz. Böyle bir şeyi kim kabul eder? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Akıl mantık dışı şeyler bunlar. Yani bizlerle dalga mı geçiliyor? Oyun mu oynanılıyor? Ne demek isteniliyor? Ben bilmiyorum. Ya da biz kazanırken, bu evleri alırken, bunlara sahip olurken, bankalardan faizli krediyle alırken bize gelip soruyorlar mı bir vatandaş olarak? Sen ne yaptın? Ne ettin? Kaça aldın? Ne yapıyorsun? Bir yardımcı olalım mı? Bir sıkıntın var mı bir vatandaş olarak diye sordular mı efendim? Yok böyle bir şey. Vergi değerlemelerin azamilerden değil. Zaten yapılan değerlemeler azamilerin çok çok üstünde Beşiktaş'ta. Bu evet. Oranları görüyoruz. Azamiden evet. Değil asgariden yapılması gerektiğini düşünüyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Neyse herkese ne düşüyorsa, herkesin hakkına ne düşüyorsa herkes ödeyecek, herkes verecek ama akıl mantık dışı içinde. Evet. Mantık dışı şeyler bunlar. İtiraz hakkımı kullanacağım. Aynen öyle. Aynen öyle. Herkes gibi itiraz hakkımı kullanacak. Peki. Ben bu devlette, bu millette yaşayan bir vatandaşım. Tabii ki. Emine Hanım, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. İyi çok sağ olun. İyi günler. Pazarlar. Ben de öyle, size de iyi sağ günler olun. Diliyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Sündüz Çınar. Hangi mahallenizdesiniz? Kuruçeşme Muhtar Nurettin sokaktayım. Beşiktaş ilçesinde emlak rayiç bedelleri arttı, vergiler %1100'e oranla arttı. Ne diyeceksiniz? Vallahi ben ne desem boş. Benim demem bile hiçbir şey değil. Çok yani. Çok. Çok. Hem de nasıl çok? Emekli insanlar çok zorlanıyor. Evet. 41 sene çalıştım ve zor geçiniyoruz. Nasıl olacak? Arttı %400, 500, 1000, 1100, 1400'e varan oranla. Yani bu ne demek? İstanbul'u dar gelirlere terk etsin demek. Anlatabiliyorsam anlayan anlıyor. Ödeyebilecek misiniz? Ödeyemiyoruz. Taksit yapıyoruz. Ekmeğimizden kısıyoruz. Ama zor şartlar. Çok zor. Yani bu demek ki siz gidin buralardan. Pazarı nasıl buldunuz? Pahalı. Pahalı. Bu ayın, bu yazın ortasında sebzeler çok pahalı. Bu zamanlarda bizim elemende konserve yapılıyordu. Şimdi hiçbir şey yapılmıyor. İyi pazarlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz? Emine Kurtlu Tepe. Emine Hanım, hangi mahallemizde oturuyorsunuz? Barbaros Bulvarı, Cihanlıma Mahallesi. Cihanlıma Mahallesi. Evet. Emine Hanım, son günlerde ulusal medyada, basında ve Beşiktaş ilçesinde yükselen bir tartışma var. Emlak rayiç bedelleri %1100'e varan oranlar da arttı. %1400'ler de var hatta. Çok pahalı değil mi yani? Yazık bize. Biraz. Yani yüksek mi diyorsunuz? Yüksek, fazla yüksek diyorum. Peki şu anda bu sene ödediklerimiz normal. Bundan daha fazla mı artacak? %1400'lere varan oranlar oldu. 400, 500, 700. Aman ya Rabbi. 1400.
Aman yarabbim. Nasıl ödemeyi düşünüyorsun? Günahtır yani. Biz emekli insanlarız. Beşiktaş'ın sakinleri emeklidir genelde. Eski Beşiktaşlıyız çünkü. Kaç senelik Beşiktaşlısınız? Ben 42 senelik Beşiktaşlıyım. Eşim orada doğmuş büyümüş. Maşallah. Mahallenin boş, bomboş olduğunu biliyor yolların. Efendim bununla ilgili vergi mahkemelerine itiraz hakkınız var. Bunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. İtiraz süresi de son derece sınırlı. Ne zamana kadar? 31 Temmuz, pazartesi son gün. Niye hiç haberim olmamış? Evet. Takip etmedim demek ki. Takip etmediğiniz için veyahut da sizlere duyurulmadığı için. Bu geniş yer tutmadı. Duymadım. Devamlı haber izleyen birisiyim. Emine Hanım o zaman pazartesi derhal muhtara ve sonrasında vergi mahkemesine itiraza. Ben muhtarlıktan ne almam gerekiyor? Yeni rayiç bedelleri alacaksınız, karşılaştırma yapacaksınız ve hemen bir dava açarak vergi mahkemesine davanızı, itirazınızı yapacaksınız. Bu mahkeme var, kaymakamlık var Beşiktaş'ta. Orada edebiliyor muyum? Hayır. Nereye ediyorum? İstoç'ta vergi mahkemesinde iki telli tarafından. Onu kızıma verip göndertebilirim. Evet. İş yerinden. İtiraz hakkınızı kullanın. Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Mutlu günler. Pazara geldik. Ne kadar memnun oldum yani. Ben bunu duymamıştım. Evet. Biz olabildiğince duyurmaya çalışıyoruz. Tabii. Bak itiraz hakkımız olduğunu şimdi kızım benim çalışıyor. O dedi anne vergiler çok artacak. Biliyor musun? Bilmiyorum dedim. Ama itiraz hakkımızın olduğunu inanın o da bugün konuştu. Kızla daha. Bununla ilgili Beşiktaş Kent Derneği çalışmalar yürütüyor. Beşiktaş Belediyesi'ni suçluyorum ben. Neden bize bunu duyurmadı? O da asfalt yapılmış. 5 sene önceki asfalt parasını almasını biliyor ama. Bunu halka duyurabilirdi. Yani ben bir belediye başkanı da sevdiğim halde üzüldüm şimdi. Neden bize duyurmadı? Evet. Yani, belediyenin de paraya ihtiyacı olduğu söyleniyor. Böyle fahiş artışlar söylüyor. Beşiktaş Belediyesi'nin de paraya ihtiyacı varsa artık bir şey diyemiyorum yani. Ayıptır yani. Biz vergisini düzenliyor diye vatandaşlarımız. Girin bakın internetten bir kuruş vergi borcunuzu bulamazsınız. Kayınpederim Beşiktaş doğumlu, vefat etmiş 87 yaşında. Beşiktaş doğumlu bu adam esnaftı. Bir kuruş vergi borcu çıkmadı. İnanın yani. Ama ayıptır yani. Halka bu kadar yüklenmekte bir daha başkanlık alamaz yani. Efendim. Bize bunu bildirmesi gerekirdi. Bu vergiler muhtarlıklara asılmaya başladığı andan itibaren Beşiktaş Kent Derneği Başkanı halkın yönünde tavır göstererek bunlara tüm mahallelerde itiraz edilmesi gerektiği yönünde çalışma başladı. Sizce doğru mu? İtiraz etme hakkımız olarak. Evet. Çok güzel, çok güzel bir şey yapmış. Biz bunu çok kısa bir zaman var. Pazartesi son gün diyorsun. Evet. Ben muhtar şu anda kapalıdır. Evet. Muhtardan kağıt alıp kıza vermem lazım işe gitmeden. Evet. Pazartesi günü derhal müracaat etmeniz lazım. İnternet üzerinden etsek olmuyor mu acaba? Olmuyor. Direkt etmemiz evet. Gerekiyor. Bunu ben Beşiktaş Belediyesi'nin bize bir kazığı olarak görüyorum. Mutlu günler. Ve duysun yani. Efendim iyi pazarlar ki diliyoruz. Ki bizim sevdiğimiz de bir adamdır.